Senin sevincinde sarıldığın silah, benim sevincimde ve üzüntümde sarılacağım canımı aldı benden, evladımı aldı benden. Benim rahmetli halam babama kuzum derdi. Babam en küçükleriydi. Beni de kuzumun kuzusu diye severdi. O bana halamlandır, ben de oğlumu kuzum diye severdim. 15 yaşında vefat eden Emir Yuşa Atıcı'nın, kuzumun babasıyım. Maalesef 15 yaşındaki evladımı bu ellerimle toprağa koydum. 6 ay geçti. Hala da en son giydiği bluzuyla yatıyor. Bluz hala başucunda duruyor annesi. Evde bizim banyoda karınca vardı yerde. Karınca var. Banyonun kapısına yazı asmışlar. Karıncalar var, basmayın, dikkat edin diye. Böyle bir insandı benim oğlum. Benim oğlum böyle bir insandı. 11 Ağustos 2021 günü 50 yıllık, 50 yıl 5 aylık hayatım bitti. Yeni bir hayata geçtim. Bir insanın bir anlık zevki için ben bir ömür boyu acı çekiyorum. Çekeceğim. Ya Allah aşkına şu silahı elinize aldığınızda lütfen gözünüzün önüne ben geleyim. Eşim gelsin. Ailem gelsin. Benim güzel kuzum gelsin gözünüzün önüne. Ya şu silahı elinize almayın. Kurban olayım şu silahı elinize almayın. Bu son olsun, Emir son olsun. Yani Emir gibi evlatlar ölmesin, kimse acı çekmesin ya. Niye acı çekecek insanlar ya? Ve beni arıyor kulüpten bir arkadaşımız. Mustafa Bey, böyle böyle bir sıkıntınız, bir acınız var. Biz de bu acınızı anlatmak ve bu silah olayına engel olmak istiyoruz. Sizin için ne yapabiliriz? Çok büyük mutluluk duydum. Kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bir kişiyi dahi bu yoldan çevirebilirsem, o bir kişinin dahi silahını ona bıraktırabilirsem benim için kârdır, artıdır. Silaha sarılmasınlar sevincinde, yanındaki sevdiklerine sarılsınlar.